İstanbul Sultanbeyli'de iki komşu esnaf ekmek fiyatı üzerinden tartıştı önce. Ekmeği biri diğerinden daha ucuza satıyordu çünkü. Komşusunun ucuza satmayacaksın baskısına maruz kaldı bir süre ama boyun eğmedi. E ne yazık ki canından oldu. Üstelik sadece kendi değil, kızı da can verdi o saldırıda. Ekmeği benden 1 lira ucuza satamazsın, benim müşterimi çekemezsin muhabbeti. İki komşu market ekmek kavgasına tutuştu. İkisi de bakar, esnaf yani. Ekmeği 1 lira ucuza satıyor diye kızıyla birlikte cinayete kurban gitti. Kız babasını tutuyor ki işte kavgaya karışmasın diye geri götürüyor. Arkadan sıkıyor, önce kızı öldürüyor. Daha sonra da babayı öldürüyor. Sultanbeyli Gürbüz Caddesi üzerindeki iki komşu market arasında uzun süredir bir rekabet vardı. Aralarında da sık sık tartışma çıkıyordu. Sebebi ise ucuza sattın tartışması. İki market sahibi birbiriyle fiyat konusunda anlaşamamışlar. İşte birisi ucuz satıyormuş, birisi pahalı satıyormuş. Çok pahalı satıyordu kendisi. Ama bu da ucuz satınca müşteriler oraya gidiyordu. Sen benim müşterimi çaldın diyordu. İşte ne olduysa da dün akşam saatlerinde oldu. İki komşu esnaf arasında çıkan pahalı ucuz kavgası bir anda arbedeye döndü. Vuran cani gelmiş işte tehdit etmiş, sizi öldüreceğim, silah göstermiş. O da işte kızıyla birlikte, rahmetli kızıyla birlikte gidiyor. Sultanbeyli karakoluna işte şikayette bulunuyor. Ancak bu şikayette cani komşuyu durdurmaya yetmedi. Ne kavgası varmış aralarında? Dükkan. Gelmiş. Belinde silah kapıya kadar gelmiş, tehditler savurmuş. Kız işte yapma etme yalvarmış. 24 yaşındaki Berivan Ağbaba ve babası Aytaç Ağbaba marketlerinin bulunduğu bu sokağa geldiğinde peşlerinde Engin Boy vardı. Elinde de bir silah. O silah patladı. Baba kız işte tam burada öldü. Silahını çıkartıp 4 el ateş babasına atıyor. Kızı da babasını kurtarayım derken sarılıp sırtından vuruluyor. Babasını kurtarmak isterken kurşunların önüne atlayan genç kıza 4, babası Aytaç Ağbaba'ya ise tam 7 kurşun isabet etti. Baba kızın öldürüldüğü o cinayetin ardından ortalık durulmadı ve marketin önü tekrar karıştı. İşte polisler de güvenlik amaçlı burayı kontrol altında tutuyor. Dün gece sabaha kadar kavgalar, bağırışlar falan oldu.